Oh değil mi? Var mısınız Hüsnü Bey? Değil. Bir koşalım ha? Koşalım vallahi. Kendimi öyle formda hissediyorum ki yarışa girsem derece alırım. Vallahi. Ben de. Hadi o zaman eve kadar yarışalım. Vallahi varım. Hadi eve kadar yarışalım. Hadi. Sen mi kumandayı veriyorsun? Hayır, siz sayın Hüsnü Bey. Bir, iki, üç. Hüsnü neredeyse yürüyüşten döner, çayı hazır olsun. Necmi. Ama yine yürüyüşe çıktı galiba. Ne yapayım, ben de biraz daha uyuyayım bari. Gelince çayı demlesin, sonra kalkarım. Ben kazandım Hüsnü Bey. Vallahi tebrik ederim. Kutlarım yani. Sağ ol. Ama benim de derecem pek fena sayılmaz yani. Ben de ikinci geldim. Demek yarışta ikinci oldun ha? Nasıl ben ikinci oldum? Beni kandırmıyorsun değil mi? Aşk olsun, kandırmayayım. Yemin edeyim istersen. Yok yok, yemin etmeye inandım hayatım. Başka kimler vardı yarışta? Dört dediğin Necmi. Necmi Bey dereceye girebildi mi bari? Sondan ikinci oldu. Demek koşuda Hüsnü Bey'i geçtin öyle mi? Evet. İnanayım mı? İnanmasan Hüsnü Bey'e sor. Olur, sorarım. Bana biraz palavra atıyorsun gibi geldi de. Daha neler nezahat. Naciye, nasıl gözüm takıldı o? Ya banyo oyup oyup kaldı, tamir ettim sözüm ona. Bir türlü sıvatamadık. Sitenin işlerinden vakit bulamıyorsun ki hayatım. Ne yapayım hayatım, ne yapayım? Bir ara ben bugün o işten meşgul olurum ama. Sen sıvayacak değilsin herhalde. Yok canım, becerebilsem bir haftalığı yapardım. Kudret Efendi gelip yapacak. Kudret Efendi yapamaz. Nerede yapacak anam, o bahçe işine bir daldı. Ya. Çok işi var onun. Doğru. Ben bugün birini bulurum herhalde. Ona yaptırırız artık. İyi. Buyurun efendim. Günaydın efendim, buyurun. Rahatsız etmeyeyim. Aman efendim, rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk buyurun efendim. Naci Hanım'la kahve içmeye gelmiştim de. Buyurun, tabii. Ama sizin evde olduğunuzu bilseydim daha sonra gelirdim. Ben biraz ağır aldım bu sabah gece. Hoş geldiniz Nezahat Hanım. Hoş geldiniz Nezahat Hanım. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim dedi. Buyurun, ben gidiyorum zaten. Maşallah, sabahki koşuya rağmen hiç yorgun görünmüyorsunuz. Ya. Halbuki Necmi çok yorulmuş. Ya yarıştandır işte. Bakın, yarış dediniz de aklıma geldi. Evet. Eğer söylediği doğruysa yarışta sizi geçmiş öyle mi? Doğru. Doğru mu? Doğru, evet. Yani sen ikinci gelmiştin, Necmi Bey de sondan ikinci gelmişti. Evet. Evi nasıl oluyor? Şundan ikisi de doğru. Nasıl ikisi de doğru canım? Çünkü o doğru, bu doğru. Hangisi doğru? İki kişi yarıştık da onun için. Evet. Yani Necmi Bey birinci geldi, yani sondan ikinci. Ben baştan ikinci. Buyurun efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Hüsnü Bey gelmedi mi daha? Şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. İyi, 5-10 dakika bekleyeyim bari. Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye. Kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beyni, alacaksan al beyni. Sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Hadi yarın oymaktan, yer gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış. Bakıyorum ki keyifler yerinde. Günaydın. Sağ olun Hüsnü Bey, sayenizde. Günaydın Hüsnü Bey amca. Sağ olun. Gördüğüm kadarıyla hayatınızdan memnunsun. Çok rahatız Hüsnü Bey. Maşallah. Yakında daha da rahat edeceksin. Fethi'yi daha büyük bir yere taşıyacağız inşallah. Onun yerine de seni yerleştireceğiz. Sağ olun Hüsnü Bey amca. İnşallah yeni yerime taşınınca eşimi de çocuklarımı da yanıma alırım o zaman. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sağ olun. Maalesef benim yanıma alacak kimse yok. Yapayalnızım şu dünya. Siz de olmasanız Hüsnü Bey. Merak etme, biz varız. Bundan sonra da hep senin yanında olacağız. Sağ olun. Yıldız Zehir'in oyunu mükemmel.
Seyrettiğinizde muhakkak ayakta alkışlayacaksınız kendisini. Ah, ne kadar güzel şeyler yazmışlar hakkında. Bunu mutlaka Hüsnü Bey'e okumalıyım. Onun sayesinde içkiyi bıraktım. Tiyatro hayatım onun sayesinde yeniden başladı. Hüsnü Bey gelmeyecek galiba, ben gideyim. Gelmemiz gerekir ama siz bilirsiniz. Şirketlerini sana not ettireyim. Bir zahmet gel de kendisine iletirsin kızım. Tabii efendim. Alo, buyurun. İyi günler, ben Yıldız Değer. Hüsnü Bey'le görüşebilir miyim? Henüz gelmediler efendim. Notunuz varsa alayım. Ben tekrar ararım kendisini. Teşekkürler. Alo. Hatice, nerede kaldın yavrum? Saat kaç oldu? Ne zaman gelip ne zaman temizlik yapacaksın? Temizliğe gelemeyeceğim abla. Düştüm de bileğimi incittim. Ah, geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ ol abla. Çok sağ ol. Çok iyisin abla. Abla, istersen temizliğe amcamın kızı var. Onu göndereyim ha? Tamam abla, hemen gönderirim. Merak etme sen. Beni nasıl biliyorsan onu da öyle bil. Tamam abla. Güle güle abla, görüşmek üzere. Hadi bakalım, gözün aydın. Bugün ilk işe gidiyorsun, hem de bir artistin evine. Hangi artist bu abla? Yıldız Değer. Televizyonda seyretmişsindir. Bir sürü filmi, dizisi falan var. Adresi vereyim de hemen git. Bulabilir miyim acaba? Ökkeş işte değilse o götürsün. Evde. Sabahleyin amele pazarına gitti ama işe götüren olmamış. Eve para getirmeyeli neredeyse 10 gün oldu. Morali çok bozuk. Gidince Yıldız Hanım'a söyle. Belki bir iş bulur Ökkeş'e. İnşallah. Efendim, şimdi bu maalesef yani arz ettiğim sebepler dolayısıyla bütün ampullerin bozulmasını beklemekten başka çaremiz yok. Ancak o zaman paraya bir o pahalı merdivenli aracı getir, hepsini birden hallettireceğiz. Güzel söylüyorsunuz ama bazı yerler çok karanlık. Karanlık. İnşallah düşüp başımızı gözümüzü yarmayız. Allah muhafaza. Efendim o hususta merak etmeyin. Biz tedbirimizi aldık yönetim olarak. Bakın size bir tane takdim edeyim. Şu feneri buyurun. Evet. Böyle bir durumda onunla işi idare edeceksiniz. Al çocuğum orada. Anlatabildim mi? Anladım. Ha, efendim. Evet. Hüsnü Bey abla. Efendim nereye koşun? Aman Hüsnü Bey, ne olur ancak siz yardım edersiniz. Kime ne yardım? Hiçbir şey yapamaz Hüsnü Bey. Yavru kedi mi? Ne yavru kedi? Yavru kedi. Dur bir dakika, teker teker konuşun, anlayayım. Kusura bakmayın efendim. İsmi neydi? Minnoş. Minnoş mu? Minnoş muydu? Minnoş. Kedi mi Minnoş? Kedi. Ne yapıyor kedi, anlamadın mı? Ah, trafo direğinin üstüne çıkmış. Sabah evet. Tiyak tiyak bağırdı. Şey mi? Trafo üstüne çıkmış. Minnoş Minnoş deyince şey etmiyor mu? Büyük bir kedi ismi yapmış. Ulaşamadık bütün. Vah vay vay. Ne yapalım, bir dakika şey de... Fahiye arayalım. Fahiye 110'muş, ara bakalım. Vah vah vah. Peki biraz şey bulma falan göster. Aa, neler yaptın, neler yaptın. Üstü Bey çalıyor. Çalıyor mu? Dur, konuşayım. Efendim affedersiniz, rahatsız ediyorum. Şimdi bu geçenlerde bir televizyon programında gördüm de itfaiye emri bir iğneyi kuyudan çıkardılar. Efendim? Hayır. Derdim benim iğneyim yok ki kuyuya düşsün. Şey için söylüyorum yani. Oradan esinlenip de derdimi anlatacağım. Esinlenip yani oradan ilham alarak söylüyorum. Çünkü başka bir programda da gene itfaiye yerleri haş havuzundan bir köpek yavrusunu damdan aşağı indirdilerdi. Evet. Efendim. Doğru, haklısınız. Değil. İtfaiye telefonu o kadar meşgul olmaz. O zaman hemen kestirme anlatayım. Efendim bizim burada da biliyor musunuz bizim burayı nereden bileceksiniz? Yani bizim burada sitede bir trafo var. Trafonun üstüne Minnoş diye bir kedi yavrusu çıkmış da efendim. Evet, in aşağı Minnoş hiç şey edilmiyor. Acaba diyecektim, onun indirilmesi için bize yardımda bulunabilir misiniz? Ya. Vah. Peki, edemez. Teşekkür ederim. Tamam, iyi günler efendim. Gelmiyorlar. Yayla tarafında bir yangın çıkmış. Allah tepesi. Bütün itfaiye araçları oraya gitmiş. Vah. Yavrucak açlıktan bağıra bağıra ölecek. Ya vah. Dur. Niye ölsün canım? Ben bir çare bulacağız. Durun bir dakika, bir kafamı toparlayayım bakayım. Ah, tamam buldum. Merdivenli arabadan çağıracağız.
Evet. Çok pahalı diyordunuz o zaman. Ucuz pahalı böyle zamanda aranmaz. Ortada bir can Zubayis. Yani söz konusu. Ay geçseniz. Diye koydum ben onun kartını. Ha, yavrum kızım. Hadi alıver sana zahmet. Şimdi onlar gelsinler. Hem yavruyu kurtarsınlar. Hem de şimdi ampulleri değiştirsinler. Bir taşla iki kuş yani. Tabii. Ama bu laf da o kadar sinemada bulur ki. Niye? Kuşa taş diye yani. Değil mi? Aman aman. Ne oldu? Bağlıyorum efendim. Bağlıyorum tamam. Alo. Efendim rahatsız ediyorum. Ben Hüsnü Kurum'dur. Yönetici. Hani geçenlerde bir defa daha konuşmuştuk sizinle. Hatırladım. Fiyatlarımızı çok bulmuştunuz. Tabii hemen göndereyim. Adresi alayım ben sizden. Bir saniye yazıyorum. Evet. Bahçeli evler. Evet. Affedersiniz. Ne zaman gelir araba? 5-10 dakika sonra orada olur herhalde. O civarda servisten dönen bir aracımız var. Ben şimdi hemen tesisleri arayıp size gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler efendim. Araba birazdan geliyor. Hayır, sağ olun. Sağ olun. Şimdi haber traf haberinizle gidelim biz de. Kedi kurtarma. Yağmur Hanım beni arayan olursa kedi kurtarma operasyonuna gitti dersin. Hadi bakalım. Fethi. Efendim. Sen doğru bizim eve git. Evet. Naciye yengene söyle. Sucuk, salam, kaşar peyniri, maşar peyniri ne varsa. Tamam. Bir parça bir kağıt bize getir. Tamam. Şey araba gelinceye kadar hayvana atıverelim. Tamam efendim. Tamam mı? Tamam efendim. Hadi yaşlı beyaz efendim. Benim evim buraya çok yakın. Ben getireyim mi? Aa. Hadi o zaman çabuk. Hadi çabuk. Biz de acele edelim. Hadi bakalım. Hah, adres burası. Hangi kapıyı çalacağım ben? Kapısını da beşeceksin, beni çalarsın. Hadi kolay gelsin. Akşam gelip beni alacaksın değil mi? Tabii canım alacağım. Hem eve gitmeye niyetim yok. Buralarda dolanır dururum ben. İyi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hani Fethi göster bakayım nerede göremedim. Bak gördün mü takarsın. Aa, hay Allah iyiliğini versin. Nasıl çıkmış oraya o? Dur bakayım dur. Aferin. Annem küçük parçalarla kesti. İyi yapmış, çok iyi yapmış. Şimdi herkes yetsin. Evet dur yerlere düşürdüm. Herkes var kuvvetini atsın hayvana doğru. Al bakayım pisi. Al çocuğum hop. Ayol bizim yönetici iyice taatlaşmış. Geçen gün kapıcıyı dövüyordu. Bugün de çoluğu çocuğu toplamış. Kedi taşlıyor. Yürü gidip mani olalım. Olur mu? Belki ters bir laf eder. En iyisi gidelim polis imdata haber verelim. Yürü. Ha Hüsnü Bey amca. Hüsnü Bey amca. Ötke. Vallahi Ötke. Evet Üstü Bey amca. Canım nasılsın, iyi misin? Sağ ol Üstü Bey amca. Hey Allah, hoş geldin Ötke abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Nasılsın, iyi misin? Muhabbetini bırakın sonra devam ederiz. Hadi Ötke sen de yardım et. Bak orada kedi var. Var kuvvetini atacaksın ona. Aç sabahını. Hadi katalım çocuklar. Hadi bakalım. Hop. Vallahi aferin. Bak nasıl yiyor, bak nasıl yiyor. Yemez mi Üstü Bey? Akşamdan beri yavaş yavaş. Ötkü her zaman iyi bir işe yaradı. Yaşasın Ötkü. Pisi. Hadi be. Komiserim, Üstü Bey hakkında yine bir ihbar var. Birileri yanılmışlardı. Yine kimi dövmüş? Yanına aldığı birkaç kişiyle çatıda kedi yavrusunu taşlıyormuş. Olacak şey değil. Benim bildiğim Hüsnü Bey hayvanlara taş değil, atsa ancak ekmek atar. İhbarı değerlendirmeye almayalım mı? Mecbur almak zorundayız. Çağırtayım öyleyse. Yok sen çağırtma. Ben giderim hem bir kahvesini içerim hem de işin aslını öğrenirim. Hediye ben çıkıyorum. Eğer işin erken biterse kapıyı çeker gidersin. Olur abla. Paranı buraya koyuyorum. Sağ ol abla. Eğer telefon çalarsa açma. Telesekreter cevap verir. Peki abla. Sekreteri varmış ama hiç karşılaşmadık nedense. Uyuyor herhalde. Ama telefon çalınca sesine uyanır. Aman geçmiş olsun. Kedi yavrusu kurtarıldı mı? Sus kurtarıldı çok şükür. Ampuller de değişti. Alayım size. Efendim sağ olasın. Şimdi gelen mi öteki işler? Ötesin, otursana. Niye yaptın? Rahatsız etmeyin. Ne demek olur mu öyle şey? Otur, sohbet edeceğiz. Değil mi? Seni şimdi bulmuşum öyle kolay bırakır mıyım? İyi anlat bakalım. Siz tanışmıyorsunuz değil mi? Bakın Yağmur Hanım kızım. Ökkeş benim manevi oğlum. Anlatabildim mi? Temiz oldum. İyi söyle bakalım. Madem İstanbul duydun da
Bugüne kadar neden beni aramadın? Arayacaktım. Zaten 10 gün oldu İstanbul'a geleli. Ya gezmeye mi geldin? Çalışmaya. Köyümüzü su bastı. Evim, barkım, ekinlerim sular altında kaldı. Mecbur oldum İstanbul'a gelmeye. İyi. İş bulabildin mi bari? Hayır. Buluruz inşallah. Buluruz da nasıl buluruz? Senin işçi kadrosu da dolu. Basirete müracaat etmekten başka çare yok galiba. Merhaba Yağmur. Ben Naciye teyze. Nasılsın canım? Oh oh. Annen de iyidir inşallah. Ha canım. Hüsnü Bey amcan oradaysa konuşabilir miyim? Burada efendim. İyi günler. Telefon efendim. Telefon efendim. Ne oldu telefonu? Eşiniz telefonda. Öyle mi? Önemli bir şey olmasa aramaz da. Hayır inşallah. Alo. Buyurun Naci. Hüsnücüğüm. Bay Yusuf'amak için usta gönderip göndermeyeceğini sormak için aradım seni. Eğer göndermeyeceksen Neşehir'e Esma ablama gideceğiz. Gidin ne yapayım? Ben o meseleyi çoktan unutmuşum. Bu saatten sonra nerede bulurum ustayı? Aa! Gitmeyin. Ustayı buldum. Buldun mu? Oturduğun yerde mi? Evet. Ne demiş atalarımız? Duvarı sıvanacak banyonun usta ayağına gelirmiş. Bu laf böyle değildi ama. İyi uydurdum yani. Bir yaprak daha imzalayayım istersen. Öğleden sonra yazıhanede yok bu. Halandan alışverişe çıkacağız. Gerek yok. Bugün başka ödeme yapmayacağız. Kim demiş? Bakalım halam daha ne kadar ödeme yaptıracak bana. Aman Refik korkma. Fazla bir şey almayacağım. Duy da inanma. Kusura bakma Ahmet Refik. Son günlerde çok cimrileştin. Yarım saattir buradayım, bir kahve bile söylemedin. Çaycıya kaç defa telefon ettim ama yerinde bulamadım. Bankada. Ben yaparım halacığım. Sen buraya kadar gelirsin de ben seni kahve içirmeden gönderir miyim hiç? Şimdi hazırlıyorum. Teşekkürler canım. Ha, Nihan güzeli. Şu klasörleri de götürür müsün giderken? Tabii. Aa! Nihan! Efendim? Sakın bırak onları yerine, sen ağır kaldırma kızım. Aman halacığım, bunların ağırlığından ne olacak? Yavrum koy onları yerine, teker teker götür. Peki. Madem öyle istiyorsun, teker teker götürürüm. Aşk olsun dedi. Ayol sana kaç defa söyledim. Şu kıza ağır kaldırtma, ağır işler yaptırma diye. Biliyorsun durumu malum. Affedersin, durumunu unuttum. Eğer yeğenime bir şey olursa vallahi dilimden kurtulamaz. Allah korusun. Vasiyet Hanım'ın telefonu cevap vermiyor efendim. Ya sen şu bir ref yap arada. Ben Refik Bey'le kaymakla konuşayım. Geçen sene yazdığım bahçesini ne kadar güzel yaptığını unutmamışlardır inşallah. Üstüncüğüm, biliyorsun yazdığın işleriyle basiret meşgul oluyor. Bu konuyu onunla görsen daha iyi olur. Bulsam konuşacağım ama bulamıyorum ki. Çünkü hemen sonuç almak istiyorum. Basiret yanında. Benim de onunla konuş. Ben konuşayım öyleyse. Alo, merhaba Basiret. Giriniz. Sana demedim. Kapıya girdim. Hepsi kapı vuruldu da. Oo. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sana demedim hemşire. Komiser Bey teşrif ettiler. Buyurun oturun. Ayakta daha rahatım. Sabahtan beri oturuyorum. Ayol sana demedim hemşire. Bir misafir geldi de. İstersen seni sonra arayayım ben. Konuşmanızı bitirin üstüne. Oh, teşekkür ederim. Kızım komiser Bey kahve söyle. Aceleniz yok efendim. Konuşmanızı bitirin sonra içeriz. Evet. Teşekkür ederim. Bak Basile az bir ödüş konuşayım. Dinle beni. Sizin yazdığım bahçesine bakacak birini buldum. Sağ ol birader. Ama ben yazdığı satışa çıkardım. Darılma ama hemşire, hiç kafan çalışmıyor. Ayol o vaziyette satışa çıkarılır mı orası? O ne mezbelektir, o bahçenin hali nedir? Halbuki biraz ne bileyim ektirsen, bir çimlenmemler, çiçek şey ettirsen değil mi? Bir albenisi olur. Aman birader, bahçeyle falan uğraşamam ben. Ya öyle mi? Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Hadi güle güle. Ay, kusura bakmayın. Rica ederim. Anladığım kadarıyla yine birine iyilik peşindesiniz. Valla işte öyle gibi. Yavrarım kızım. Bizim kahvelerimizi yapıver. Hemen efendim. Morris Bey ben daha nasılsınız? Teşekkür ederim Hüsnü Bey. Siz nasılsınız? Valla yorgunuz. Bu sabah bir kedi yavrusu çok yordu bizi. Biliyorum. Uzun süre taşlamışsınız. Taşlamış mıyız? Olur mu öyle şey? Taş değil canım. Salamdur, sucuktur gibi şeyler böyle attık ya. Hani yesin diye. Kim söyledi taşladığımızı? Bize bir ihbar geldi. Sizin kedi taşladığınıza dair. Ama tabii ki olayın aslı yokmuş. Bunu öğrendik.
Affedersiniz, şuradan Hayvanları Koruma Derneği'ni arayabilir miyim? İhbarcılar doğal olarak onları da aramışlar. Dernek de bizden bilgi istedi, onlara bilgi vermiş. Affedersiniz. Efendim, buyurun efendim. Hayvanları Koruma Derneği'nden arıyorlar. Siz mi konuşuyorsunuz, ben mi konuşuyorum? Hangimizi arıyorlar? Hangimizi arıyorsunuz? Kimi arıyorsunuz? Hüsnü Kurundu benim efendim, buyurun. Efendim? Anlayamadım yani. Tekdir etmek için mi, tebrik etmek için mi? Aman efendim. Çocuklar biraz büyütmüşler işi yani. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Aman yapmayın efendim. Plakete falan gerek yok. Yok efendim. Ay, çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Tarafınızdan aranmak işte en büyük ödül. Sağ olun. Sağ ol efendim. Ne dedi? Ökeş, sana yemek hazırladım. Hadi gel. Sağ ol Naziye abla. Niye zahmet ettim? İşim bitti, evde yerdim. Burası da senin evin sayılır canım. Hadi gel gel. Yemeğin çorban soğumasın. Gel canım, otur otur. Bir yandan yemeğini ye, bir yandan da sohbet edelim seninle. Hadi bakalım, afiyet olsun. Sağ ol abla. Önceleri mektup yazardın, sonra yazmaz oldun Ökkeş. Yazdım abla, yeni adresinizi bilmediğim için eski adresinize gönderdim. Bir kısmı elimize geçti. Düğün davetiyeni de aldık ama gelemedik. Nasıl, mutlu musun eşinle? Çok şükür. En kısa zamanda tanıştır bizi. İnşallah. Onu da bugün burada bir eve temizliğe getirdim. Artist bir kadının evinde temizlik yapıyor. Demek Yıldız Hanım'ın evinde. Evet. Çok güzel. Ben ona başka evlerde de iş bulurum. Hiç merak etme, boş kalmaz. Hüsnü Bey amcan sana da iş bulur. Gül gibi geçinir gidersiniz. Köyümüzde gül gibi geçiniyorduk ama sel fena vurdu. Ya. Yine düştük İstanbul yollarına. Sağlık Ökkeş'cim, güle güle canım. Çok selam söyle gelinimize de. Başüstüne abla. Ökkeş'cim, eğer bir şey ihtiyacın olursa hiç sıkılma, hemen bize gel. Sağ ol abla. Sen de sağ ol. Allah'a ısmarladık. Hadi Allah işini rast getirsin. Güle güle. Ben Hüsnü'ye hemen telefon edeyim, gene basiretle konuşsun. Belki yazdığında çalıştırır onu. Hüsnü Bey amca. Efendim? Kimler gelmiş? Ayol, kimler gelmiş? Buyurun çocuklar. Dedir, hayır, hayırlı inşallah. Kurtardığınız için. Onun için mi getirdiniz bu numara? Ay sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ay vallahi bu haliniz beni çok mütehassıs etti. Duygulandırdı. Ay ayakta bir oturun, size bir şey ikram edeyim. Teşekkürler. Bak sonra amcaya yardım edeceğiz. Biz sonra içeriz. Peki sonra gelin beklerim. Olmaz mı? Hadi bakalım. Buyurun. Eşiniz telefonu yiyeceğiz. Öyle gelsin bakalım. Hay Allah. Efendim buyurun Naciye. Hüsnücüğüm, basiretle konuşur musun? Yazlıkta Ökkeş'i... Konuştum bile. Ama nazlandı küçük hanım, biliyor musun? Ama ben onu razı etmenin yolunu biliyorum. Ona öyle bir şey söyleyeceğim ki... Aman çabuk Ökkeş'i bul, bana gönder diyecek. Ay Refik. Heh. Yorulduk ama değdi vallahi. Çok güzel şeyler aldık. İyi ama hep sana aldık güzelim. Aşk olsun sana. Sana da bir çift çorap aldım. Bari iki tek dede. Sayısı fazla gözüksün. Alo buyurun. Merhaba birader. Basiret, siz yazdığı satıyordunuz galiba değil mi? Hadi sana bir müşteri buldum bizim sitede. Ama işte adam yani pek binaya ehemmiyet vermiyor da asıl bahçesi benim için çok önemli diyor. Çünkü diyor yani yazın insanın bütün ömrü bahçede geçer diyor. Ama nasıl tavsiye edeyim sizin yazdığı? Öyle ya anacığım, o değil mi ezberlidir kim bilir, çünkü hiç baktırmadınız ki. Bahçede tek bir çiçek bile kalmamıştır, Allah bilir. Sen bana bir adam bulmuştun ya, gönder ilgilensin bahçeyle. Basiret, sen yok musun? İlle biraderine bir
bir iş yükleyeceksin. Yoksa içi rahat etmez. Neyse üzme sen kendini. Ben göreceksin bir hafta içinde o sizin çiçek bahçesini çiçek gibi yaptıracağım. Heh, hadi bakalım. İyi akşamlar, hadi güle güle. Oh, aman ya, yalan söyledik ama ne yapalım? Ama niye yalan olsun? Pekala bizim Necat Bey. Necat Bey geniş bahçeli bir yazlık arıyordu. Ona söylerim. Olur biter işte. Bugün de akşamı yaptık. Yavaş yavaş yap bakalım. Yolcu yolunda gerek. Eve giderim de. Bakayım. Ah! Eline sağlık. Ne güzel abla. Oh, içim açıldı vallahi. Görüyor musun sen küçük kızları? Yavrum ayol. Ne güzel bir jest yaptılar ama değil mi orada? Vallahi aşk olsun. Sana her zaman bahsettiğim Yusuf Bey amca var ya. O bu sitenin yöneticisiymiş. Beni karşısında görünce nasıl sevindim. Kim bilir sen nasıl sevinmişsin. Sevinmez miyim? Hüsnü Bey amcayı bulduk ya. Sırtımız yere gelmez artık. Seni ne zaman tanıştıracaksın onlarla? Ne zaman istersen. İstersen şimdi. Ah hemen olmaz. Önce bir giyineyim süsleneyim ondan sonra. Hüsnü Bey amca da Naciye abla da giyime kuşama önem vermezler. Şaka yaptım. Bugün çok yorgunum. Başka zaman tanıştırsın olur mu? Olur. Hadi gel. Tamam hayatım. Ben okula uğrar Hüsnü Tarık'ı alır sana gelirim. Sonra birlikte babamlara gideriz. Ha unutturma da akşam babamla şu ev işini de görüşelim. Aha. Oldu. Hadi akşama görüşürüz güle güle. Bu kadın Hatice'den daha iyi temizlemiş evi. Biraz da kutuyu temizlemiş galiba. Kolyem yok. Yok, hiçbir yerde yok. Hemen karakola bildirmeliyim. Nerede oturduğunu bilmiyorum ama bir yakınının telefonu var bende. Biz o telefondan buluruz. Siz memur arkadaşlara numarayı verin. Onlar bir an önce işe başlasınlar. Ayrıca ifadenizi de verin. Biz gereğini yaparız. Teşekkür ederim. Alo, sen benim ilk göz ağrımsın oğlum. İlk göz ağrın olduğunu biliyorum ama ilk göz ağrı ne demek onu bilmiyorum. İlk göz ağrısının ne olduğunu bak anlatayım ben sana. İlk göz ağrısı... Hay Allah! Ne zaman sana ilk göz ağrısının ne olduğunu anlatmaya kalsam ya kapı çalar ya telefon. Ben açayım babacığım size anlatmaya devam edeyim. Hayır unuttum galiba. Bu evde hava karardıktan sonra kapıyı yalnız ben açarım. Tamam. Aman kapı yetiştireyim de adama. İlk göz ağrısı ne demek yine öğrenemedim. Kim o? Buyurun efendim buyurun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bak Naciye, Artist Hanım, pardon, Yıldız Hanım geldi. Hayırlı inşallah, keyifsizsiniz. Maalesef. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Buyurun, buyurun. Naciye, belli bunun bir derdi var. Aslında içeride ama bize gelmeyi tercih etmiş. Aferin. Hadi. İşiniz için öğrenebilir miyim komiserim? Çalışmaya gittiği evde hırsızlık yapmakla suçlanıyor. Yalan. Benim karım hırsızlık yapmaz. Temizlikçi kadın. Kolyemi almış gitmiş. Ökkeş'in karısı yani. Kimin karısı olduğunu bilmiyorum. Benim kadının kolu incinmiş. Kendisinin yerine onu gönderdi. Sen Ökkeş'in karısı mı dedin? Evet. Hadi şimdi çık çıkabilirsin işin içinden. Siz kadını daha önceden tanıyor muydunuz? Hayırdır eşini tanıyoruz. O da zavallı bir zamanlar haksız yere hırsızlıkla suçlanmıştı da... Naciye ile biz kurtarmıştık hapse girmekten. Ya. Affedersiniz. Ay Allah ne kadar üzüldüm. Neyse üzülmeyin siz. Kim o? Benim Üstü Bey amca Ökkeş. Ökkeş. Üstü Bey amca. Üstü Bey amca ne olur kurtar karımı. Uğursuz değil. Lise bana beni nasıl kurtar? Lise bana da kurtarırsın. Ay üzülme. Üzülme Ökkeş. Gerçek erkek çıkar ortaya. Dayanamıyorum karım iftiraya uğradı. Tamam sinirlerine hakim ol. Sinirlerine olamıyorum. Olamıyorum. Üstü kabullenemiyorum Üstü Bey amca. Gel içeri alalım. Sakinleş biraz. Sen bir sakinleştirici ilaç ver. Gel. Şu adam şu haline bak. Tamam. Ağırlığınızı al tarihten taşıyamam. Tamam gel şuraya. Gel. Vallahi tam şey. Otur bakayım. Nihan odaya getirir misin? Alo. Tamam. Şöyle. Efendim Nihan. Şşş. Aa öyle mi?
Çok sevindim, sağ ol, çok teşekkür ederim, iyi geceler. Üzülmeyin kardeşim. Şimdi Nihat telefon etti tiyatrodan. Kolyemi tiyatroda düşürmüşüm. Eşiniz de almamış. Allah'ım sana çok şükür. Çok özür dilerim hepinizden. Abi, tek de. Bizden özür dilemeyin. En iyisi kalkalım biz karakola gidelim de anlayıp dinlemeden boş yere hırsızlıkla suçladınız kadıncağızdan, yani Ökkeş'in eşinden özür dileyin.